Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde verilen bir eşitlikten belirli bir değişkeni çekmeyi, belirli bir değişken için bir denklemi çözmeyi öğreneceğiz. Bize m eşittir n çarpı t artı n çarpı r şeklinde bir ifade verilmiş. Yapmamız gereken şey ilk olarak burada n'ler her iki toplamda da n çarpına ortak olduğu için n ortak parantezine alıyoruz. Ve n ortak parantezine aldıktan sonra da bu eşitliğin her iki tarafını n ile bölüyoruz. T artı r ile bölüyoruz. Burada t artı r'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Aksi takdirde bu bölme işlemini yapmamız mümkün değil. Demek ki biz ne yaptık? M'yi çözerek m ve t ve r değişkenleri cinsinden ifade ettik. Ben bu soruda şunu da ifade edebilirdim. N çarpı T artı N çarpı R denklemini R için çözünüz diyebilirdim. Peki o zaman ne yapacaktık? Ona da bakalım. Yapmamız gereken şey N çarpı R'yi, yani R dediğimiz bu bir banner gibi düşünün. Bunu bir amblem olarak düşünün. Bu amblemi taşıyanı tek başına bırakacağız. O bir kulübün üyesi olabilir. Diğerlerini de başka bir eşitliğin diğer tarafına taşıyacağız. M eksi nt. Nt eşitliğin diğer tarafına eksi nt olarak geçiyor. Bu eksi nt olarak geçiyor dememizin nereden kaynaklandığını bir nolu doğrusal denklem eşitliklerin birinci videosunda anlattık. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. N çarpı R. Şimdi burada arkadaşlar her tarafı N'ye böleceğim. Her tarafı N'ye böleceğim. Ve böylelikle R'yi bulacağım. Yalnız burada yine N'nin mutlaka sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. Ki zaten N sıfıra eşit olursa bu M sıfır demektir. Bizim için denklem de aslında olmayacak demektir. Yine de bunu da kenara edelim. Çünkü sıfıra bölme yapamayız. O yüzden mutlaka bölme işlemi yaparken bize verilen değişkenin, yani bölme yapacağımız değişkenin sıfırdan farklı olduğunu bilmemiz, kontrol etmemiz gerekmekte. Bakın m eşittir n çarpı t bölü n, r eşit olarak hesaplamış olduk. Yani siz de mesela ne yapabilirsiniz? Bu denklemden m eşittir n çarpı t artı n çarpı r denkleminden denklemini ne için çözebilirsiniz? T için çözünüz dersek, bu da sizin için bir alıştırma olabilir. Yukarıdakini yaptığımız işlemi, bu R için yaptığımız işlemi T için ne yapacaksınız? Tekrarlayacaksınız. O yüzden çok zor değil, yapabileceğinizi düşünüyorum. Gelelim başka bir örneğe. Bu örneğimizde arkadaşlar diyor ki P birim tutarındaki ana parayı bir banka hesabınıza yıllık R basit faiziyle yatırdığınızda T yıl sonra hesabınıza biriken A miktarını veren formül A eşittir P artı P çarpı R çarpı T'dir. Bu denklemi R için çözünüz. Bu denklemden P için bir eşitlik elde ediniz diye iki tane şık var. Ve hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. A şıkkında A eşittir P artı P çarpı R çarpı T. Burada hatta şunu da söyleyebiliriz. Madem ki bu ana parayla ilgili, bir kere P sıfırdan büyüktür, ana para sıfırdan büyüktür. Faiz tutarı tabii ki sıfırdan büyüktür. Ve tabii ki süre de sıfırdan büyüktür. Bunların hiçbirisi negatif değildir. Sıfıra da eşit olamazlar. Yani 0 lira faizle kimse parasını bankaya yatırmıyor arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bunu denklemi R için çözeceksek amacımız R içeren ifadeyi eşitliğin bir tarafında tek başına bırakmak. Çünkü o bir R bir amblem ve bu bir sanki kulüp simgesi gibi düşünelim. O kulübün üyesi olanları biz bir tarafta toplayacağız. Olmayanları diğer tarafta toplayacağız. Böyle düşünebiliriz. A eksi P
eşittir P çarpı R çarpı T elde ediyoruz. Eğer biz P çarpı R çarpı T'yi, yani R'yi içeren ifadeyi eşitliğin bir tarafına bırakmak istersek. Şimdi burada problem şu. Bunu şöyle düzenleyeyim. Burada R'nin başında iki tane sayı var çarpım olarak. Bu yüzden ben R'yi tek başına bırakmak istiyorsam her tarafı P çarpı T sayısına bölmek durumundayım. Böldüğümüz zaman denklemimizi R için çözmüş oluyoruz. Peki bu bölme işlemini bilir miyim? Evet, çünkü P sıfırdan büyük, T de sıfırdan büyük olduğu için P çarpı T sıfırdan asla, yani sıfır asla olamaz. Her zaman hatta sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır. Doğal bölme işlemini yapmamızın hiçbir sakıncası yoktur arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman, B şıkkında bu denklemden P için bir eşitlik edilmiş demiş. A eşittir P artı P çarpı R çarpı T. Şimdi P için eşitlik elde edeceksem, P'yi tek başına bırakabilmek için ilk önce benim bunu ortak çarpan parantezine almam gerekiyor. Yani P parantezine almam gerekiyor arkadaşlar. P parantezine alırken lütfen şuna dikkat edin. Burada P'nin yanında bir çarpanı var. Biliyorsunuz bir çarpmanın etkisi zamanı olduğu için oraya yazılmamış. Ona dikkat etmediğimiz zaman ne gibi bir hata yaptığımızı birazdan söyleyeceğim. Bakın şimdi P'ler ortak. Ben P parantezine alıyorum. P'lerine çarpılmış 1. Buraya 1 yazdım. Artı dedim. P'lerine çarpılmış R ve T çarpılmış. Hatta bakın çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanırsanız buradan ne elde edersiniz? A eşittir P artı P çarpı R çarpı T elde edersiniz. Yani sonuç olarak az önce ilk başta elimizde var olan denklemi de eşitliği de elde etmiş oluruz. Şimdi öğrencilerin genel olarak bu tarz sorularda yaptıkları sıkıntı şudur, hata şudur. A eşittir P artı P çarpı R çarpı T parantezine alırlarken bu P'nin P parantezine aldıkları zaman sanki burada hiç P yokmuş gibi sadece buraya R çarpı T yazarlar. Böyle ifadeler yazan çok arkadaşımız oldu. Doğal olarak tabii böyle bir çarp, yani sonuç olarak aslında mantıken bu ikisinin birbirine eşit olmadığı, bunun yanlış olduğu aşikar ama sınav heyecanıyla onu gözlemleyemeyebiliyorlar. Burada sadece P'nin olması onun yanında bir çarpanı var demektir. İsterseniz zorluk çekiyorsanız bu P'nin yanına bir çarpanını yazarak bu şekilde ortak parantezi alın ki hata yapma ihtimalini yapın, azaltın, sıfırlayın. Şimdi A eşittir P çarpı 1 artı RT'den artık ben P'yi çözmek istiyorsam her tarafı neye bölmek zorundayım? 1 artı RT'ye bölmek zorundayım. Peki hala şimdi burada şunu da bakmamız gerekiyor. 1 artı RT sıfırdan farklı mıdır? Bunu incelemem gerekiyor. Neden incelemem gerekiyor arkadaşlar? Onu da söyleyelim. Çünkü dediğimiz gibi sıfıra bölme tanımlı değil. Bakalım gerçekten de 1 artı RT sıfırdan büyük müdür? R sıfırdan büyüktü. T sıfırdan büyüktü. R ile T'nin çarpımı da sıfırdan büyüktü. Öyleyse 1 artı R çarpı T'nin de toplamı sıfırdan hatta 1'den büyüktür. O yüzden payda, yani 1 artı RT hiçbir zaman sıfır eşit olamayacağı için bu bölmeyi yapabilirim. Ve sonucu ne olarak bulurum? P A bölü 1 artı R çarpı T'ye eşit olarak bulurum arkadaşlar. Gelelim üçüncü örneğimize. Üçüncü örneğimizde bir dikdörtgenin çevresinin denklemi verilmiş. Bir kenarının uzunluğu L, yüksekliği ise W ile verilmiş. Ve bizden buradan bu eşitlikten W'yu çekiniz diye söylenmiş.
Yapacağımız şey oldukça gene basit. Amacımız burada W içeren ifadeyi eşitliğin bir tarafında tek başına bırakmak. O yüzden bu işlemin ilk tarafından 2L çıkartıyoruz veya 2L'yi diğer tarafa, eşitliğin diğer tarafını -2L olarak alıyoruz. Ve daha sonra da W'nun katsayısı 2 olduğu için her iki tarafı neye bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz ki W'yu ne yapalım? Hesaplayalım. Böylelikle bu sorumuzu da çözmüş olduk. Evet, diğer örneğimizde silindirin alan formülü verilmiş ve bu alan formülünden silindirin yüksekliğini bulmamız isteniyor. Alan cinsini ifade etmemiz isteniyor. Hemen yapmamız gereken şey burada. Evet, önce formülümüzü tekrar yazalım ve amacımız burada neydi? H içeren ifadeyi eşitliğin sağ tarafında tek başına bırakmak. O yüzden eşitliğin ilk tarafından 2 pi r kareyi çıkarttığımızda a eksi 2 pi r kare eşittir 2 pi çarpı r çarpı h'ye eşit olacak. Daha sonra da bu eşitliğin her iki tarafını neyle böleceğiz? 2 çarpı pi çarpı r ile böleceğiz. Böylelikle h'yi hesaplayacağız. Tabii ki yarıçap sıfırdan büyük bir sayı olduğu için 2 çarpı pi çarpı r sıfırdan büyüktür. Doğal bu bölme işlemini yapmamızın bir sakıncası yoktur. Ne yaptık? Bakın h'yi diğer değişkenler cinsinden yazmış olduk arkadaşlar. Bir başka örnekle karşınızdayız arkadaşlar. Bu örnekte iktisattan bu talep x malının talep edilen miktarını gösteren formül arkadaşlar. Burada Q'dx dediğimiz x malının malından talep edilen miktarı gösteriyor. Px dediğimiz x malının fiyatı, hy dediğimiz diğer malların yani ikame ve veya diyelim ikame ve veya substitute neydi? Tamamlayıcı malların fiyatı arkadaşlar. Ö dediğimizde geliri gösteriyor. Geliri ifade ediyor. Neden yazmıyor ki? Evet, gelir. Çok güzel. Bu denklem verilmiş. Bu denklem verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen şey ne? Bizden istenen şey bu denklemi. Bu denklemi. Denklemi px için çözünüz. Evet, bakalım nasıl yapacağız. Formülümüzde amacımız px'i yalnız bırakmak. Px'in dışındaki tüm ifadeleri eşitliğin diğer tarafına geçiriyorum. 22 eksi 20 her kitaptan 22 çıkarttım. Eksi 22 oldu. Q'da eksi 22. Her iki taraftan P altıncısı Y'yi çıkarttım. Her iki taraftan I çıkarttım. Ve sadece sağ tarafta eksi PX kaldı. Ve eksi PX olduğu için de bu eşitliğin her iki tarafını eksi 1 ile çarpıyorum. 22 eksi Q'da X artı 22 artı P'ye artı I eşittir PX olmuş oluyor. Yani kısacası artık biz verilen bir eşitlikten istenilen bir değişken için çözüm bulabiliyoruz. İstenilen bir değişkeni diğer verilen değişkenler cinsinden yazabiliyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizin sonuna geldik.
Bundan sonraki başlığımız birinci dereceden eşitsizlikler. Bu eşitsizliklerin çözüm kümeleri arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Esen kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.